Hedef Kur'an, silah yürek. Oğuz Baylılar, yolda gelin, istikamet Kızılırmak! Türkiye'nin verdiği bu beka mücadelesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye büyük ihtiyacı vardır. Ülkücü kadrolar ülkenin birliği, bekası ve bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve vermeye hazırdır. Milli teknoloji devrede, o da insansız hava uçakları, SİHA'lar, İHA'lar. Eğer milli teknoloji, insansız hava uçakları, savunma sanayindeki milli silahlar olmasa bizim soluğumuzu keserler, onlara göndermezler. O sebeple diyoruz ki milli feraset yörük odalarda, müyesser odalarda, şerifhanelerde milli siyaset o tankın üzerinden haykıran Kızılırma diye Mehmetçik'te milli teknoloji İHA'larda, SİHA'larda, Türk silahlarında milli ülkü, milliyetçi hareket, ülkücü hareket, Devlet Bahçeli ve yol arkadaşlarıyla beraber Türkiye'de. Ülkücülere şu tahrik edici soruları soruyorlar. Bugün sizin de desteklemeyi karar aldığınız Cumhurbaşkanı dün size bunları diyordu. Şimdi niye bunun yanındasınız? Aziz ülkücüler, buna yemezler dememiz lazım, yemezler. Bugün Türk devleti milli ülkü Kızılırma diyorsa Türk milliyetçilerinin çizgisinde iş ve eylemler içerisinde bulunuyorsa bütün bunlar bir ülkücü için bahtiyarlık sebebidir. Bütün bunları feraset sahibi ülkücülerimiz çok yakından, çok sezgisel olarak takip ediyor. Bundan sonraki süreçte 2019 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi kendi yüklü şahsiyeti ve 3 ilerle seçime girecektir. Göreceğiz Evliyaman Belmiyaman. Afrin 2003 yılında PKK'nın Türkiye'den Suriye'ye açılma ve Suriye koluyla kendisini örgüte ve siyasallaşmaya zemin oluşturduğu yerin adıdır. 2003'te PYD Afrin'de kurulmuştur. Öcalan Afrin'i kendisine PKK'ya gitmeden önce karargah yapmıştır. Afrin'de kendisine her türlü terörist lojistik destek sağlamıştır. İşte bu Afrin'deki terör hattı Amanos dağlarından benim de memleketim olan Cebeli Bereket Osmaniye Dört Yol Vadisi'nden Körfez'e, Körfez'den Ege'ye ve Muğla'ya kadar gelen PKK terör hattının da beslendiği kaynaktır arkadaşlar. Bugün Zeytin Dalı ile hepiniz bizi karşıladınız ve Zeytin Dalı Harekatı'nın ismi ve seçilmiş olan Zeytin'in sevgi, barış, kardeşlik, erdem, fazilet, insanlık olduğunu hepimiz biliriz. Türk askeri Afrin'i bir PKK-PYD pisliğinden temizlemek ve Balıkesir'in, Ankara'nın, Erzurum'un, Hatay'ın, Osmaniye'nin, Kilis'in güvenliğini sağlamak için gitmiştir. İki, Şemdun ve Elif baskınındaki PKK'nın kendi halkına zulmettiği Beşik'teki bebesini, kümesteki tavuğunu, ahırdaki ineğini katledin ki sizin otoritenize biat etsinler diye talimatı uygulayan teröristlerin yaptığının aynısını PYD bugün bölge halkına yapıyor arkadaşlar. Türkiye buna müsaade edemez. Türkiye oradaki insanlara insani yardım için gitmiştir. İnsan hakları için oradadır Türkiye aynı zamanda. Ve uluslararası hukuktan aldığı haklarıyla, aldığı yetkisiyle oradadır. Zeytin dalıyla Afrin'e gireceğiz. Harman dalıyla Kandil'den çıkacağız Allah'ın izniyle. Bunun için sizlere inanıyorum. Gelin bir topu kurtaralım. Aslan Hanım'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Yaşasın Kızıl Elma. Onların sayesinde burada çocukla yaşayabiliyorsak, onların
Hasan Danyaz, Çiğdem Pehlivan Hocam, buyurun. Abi için